ekranda oyunuzu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na tabii ki. Neden Ekrem İmamoğlu? Türkiye gerçekten çok gerildi. Sürekli halkı kutuplaştıran bir lider var başımızda. Ayrıştıran, o senden bu benden. Konu komşu birbirimize düşman olduk. Bak komşumla bile düşman oldum. Hiç tarihte böyle bir ayrımcılık gelmedi. Sen kapalısın, o açık, o dinli, o dinsiz. İnsanları dinle kandırdılar. Bakın ben 59 yaşındayım. Bak bugün ayın kaçı, bir hafta sonra öbür maaşım gelecek. Çalışıyorum, şimdi çıktım. Maaşımı vermediler 2 aydır. Kriz had safhada, dibe vurmuş. Savaşta bile kullanılmayacak ihtiyat akçesine bile göz koydular. Bitti insanlar, bitti. Benim hakkımı Suriyelilere peşkeş çekemezler. Tamam mı? Sağımda solumda istemiyorum artık onları da. Ekrem İmamoğlu gelip yüzleri güldürecek. Biz artık yani gerçekten çok gerildik ülke olarak. Nasıl bir İstanbul olur Ekrem İmamoğlu? Nasıl bir İstanbul? Beton yığından artık bir şey göremiyorum. Sultanahmet'e gittim, Araplardan yürüyemedim. Evime zor geldim. Metroya binemedim. Yok Arap, hepsi Arap, bir tane Türk yok ki. Ben arabaya binemedim metroya, Kabataş'a kadar gittim, tekrardan buraya zor geldim. İnanıyor musunuz, ben mükemmelde arabaya yer bulamıyorum. Şimdi Esenyurt'a gideceğim, metrobüse yer bulamayacağım onlardan. Peki Ekrem İmamoğlu karşınızda olsa ne söylersiniz? Karşımda olsa ben biliyorum ki o güzel yüreğiyle her şeyi halledecek. 17 günde bile öğrenci akbilini indirdi, suyu indirdi. Hanımlara 4 yaşına kadar bebeğiyle gelsin, stres atsın dedi. Onları aynen kopya çektiler. Milli bayramda pazar günü bedava geldim. Bindim Silivri'den bedava. Onun sayesinde. Bu ilktir milli bayramda. İlktir bu. Hiç milli bayramda. Tamam mı? Yediler, bitirdiler. Yediler bu memleketi, bitirdiler. Kavga yok tabii ki. Ama haktan, adaletten yana olsunlar. Adaletten. Sandığa iradeyi yok ettiler. Sandık en büyük iradedir. Kim güvenebilir sandığa şimdi giderken? Kim güvenebilir? İnanmıyor musunuz? Ev sahibi kendisi. Mühür sende. Süleyman sensin. Nüfus müdürü sende. Oyumu çaldılar. Ya kimi kandırıyorsunuz? Ben sandıkta görevliydim. 4 tane üyesi vardı. Hepsi atmaca gibi bakıyorlardı. Kim kimin oyunu çalabilir? Kimi kandırıyorlar? Sarayı memnun edemedik. Hadi bir daha seçime. Oldu. Ülke seçimden boğuldu. Boğuldu seçimde. Boğulduk. 5 yılda 8 seçim. Boğulduk artık. Yeter sandık. Yeter bu milletin aklıyla alay etmesinler. Yeter.